artınca kiracılar ev sahibini şikayet etmek için kamu denetçiliği kurumunun kapısını çalmaya başladı ve son iki ayda şikayetler üçe katlandı. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç görev alanımız değil ama ilgili devlet kurumlarıyla sorunu çözmek için çalışıyoruz mesajını verdi. Bize çok sayıda müracaat var. Hem kira sorunluğu ile ilgili müracaatlar var. Hem de alım satımlarla ilgili ve emlakçılarla ilgili çok şikayetler var. Enflasyon oranları kiralara yansıdı. Kiralar artınca şikayetler de arttı. Ev sahibim kiramı fazla artırıyor diyen soluğu kamu denetçiliği kurumunda aldı. Son iki ayda başvurular üçe katlandı ya üçe katlandığını söyleyebilirim. Bu konu bizim görev alanımızda değil. Buna rağmen bize müracaatlar geliyor ve bu konuda da açıklamalar yaptık. Bize müracaat etmeniz gerekmiyor. Bunu çözecek olan makamlar farklı makamlar. Görev alanı net. Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaş ve devlet kurumları arasındaki sorunlara çözüm önerileri üretiyor. İdare ile vatandaş arasında hakemlik yapıyor ancak son dönemde kiracılar ev sahibini şikayet için kurumun kapısını çalmaya başladı. Çözecek olan makamlara rapor iletiyoruz, öneri iletiyoruz. Onların daha hızlı çalışması için teşvik ediyoruz. Çözüm önerilerinde de buluyoruz. Çünkü halkımızın hangi derdi varsa dert dinleyen kurum olarak bize gelmesi normal. Ev sahipleri kadar emlakçılar da vatandaşın şikayetine konu oluyor. Özellikle emlakçılardan çok şikayet var fiyatların yükselmesinde emlakçıların çok etkisinin olduğunu söylüyorlar. Bu ne derece doğru? Biz de bunu araştıracağız. Türkiye Kamu Denetçisi Şeref Malkoç emlakçılara çağrı yaptı. Emlakçı arkadaşlara da çok önemli görevler düşüyor. Emlakçıların meslek kuruluşları var. Bunların mutlaka emlakçılarla toplantı yapıp devleti idare eden ilgili yöneticilerle mutlaka ve mutlaka bir araya gelmeleri gerekir. Malkoç, meselenin çözümü için çalışıyoruz mesajı da verdi. Kira meselesinden, alacak verecek meselesinden...